Minik kuşum bu yemeklerden yiyince Reyhan'a aşık olacak. Sonra da onunla evlenecek. Emin misiniz? Ya bana aşık olup da gidip başkasıyla evlenirse? Ay salaklaşma Reyhan. Büyü ona göre yapılmış. Hem niye sana aşık olsun da gitsin başkasıyla evlensin? Salak mı yani benim abim? Peki bu yemekler Mansur Bey'in sevmediği yemeklerse? Abim benim 23 senelik abim. Annemin 30 küsür senelik oğlu. Onun sevdiği yemekleri biz bilmeyeceğiz de sen mi bileceksin salak? Salak. Doğru ya, ben onun yerine bir senelik bir şeye bile değilim. Ay aman sus. Gel şurada bana yemeklere yardım et, ay. Yiyorum ya. Allah kahretsin, gitmişler. Ama büyücü burada. Şimdi sana iyi bir ders vermenin zamanı geldi Şemistan Efendi. Sen de kimsin be kadın? Kocasını başkasıyla evlendirmek için büyü yaptığın bir kadın. Ama annesi onun bekar olduğunu söyledi. Hayır, benimle evli. Ben öldüm ama hala benimle evli sayılır. Hadi be, hadi be, hadi. Hadi bakalım. Hadi. Çok dedikaldi bir şey büyücü. Hadi. Şimdi sıra bende sevgili büyücü bozuntusu. Ne yaptın bana? Ne yaptın bana sana? Ne yaptın? Dur. Yapma diyorum sana. Sakın ha yapma. Yandım. Nasıl? İyi oluyor mu? Yandım. Aman. En eğlenceli yerinde de bu olur mu şimdi? Emekli olmanın zamanı geldi galiba. Masarımın ağzına layık. Bu yemeklerin hepsine o büyülü maddelerden bolca koydunuz değil mi kızım? Aa, koyduk anneciğim, koydum. Ay kendim medyum keto gibi hissediyorum. Masarım akşama gelecek. Bu yemeklerden yiyecek. Sonra da Reyhan'a aşık olacak. İşte bu kadar basit canım. Ay şu yemekleri tadınamazsam mı acaba? Çok güzel görünüyorlar. Oburluğun alemi yok Reyhancığım. Canın yemek istiyorsan sana da büyüsüz bir şeyler hazırlarız. Bu yemekler masar için. Bunları yiyecek ki sana aşık olacak kızım. Hemen sonra da nikah kıyılacak tabii. Hemen ardından da bir nikah daha. Tam aşağıda olmam gereken zamanda yine yağmur kesildi ya. Püh! Bilgisayara virüs girmiş. Masarcığım o cadıların büyülü yemeklerinden yemese bari. Ne virüsüymüş bu? Freddy Krueger virüsü. Bu ahiret virüsleri arasında en tehlikeli olanıdır. Ah Ruhsar'cığım, senden çok önemli bir ricam var. Sistem her an çökebilir. Benim hemen gidip bir antivirüs programı bulmam lazım. Senden ricam, ben yokken şu bilgisayara göz kulak olman. Ahirete yeni gelen ruhları kaydetmeye devam et canım. Ama ben, gözüm abla... Ah sağ ol Ruhsar'cığım, merak etme hemen dönerim canım. Bay bay. Aman ya gözüm abla, şimdi bu işin sırası mıydı yani? Ay, bugünlük bu kadar çalışma yeter. Sayenizde kafam davul gibi oldu. Ben çıkıyorum. Hadi herkese iyi akşamlar. Ama iyi akşamlar iş yerinde bulunmaz. Hadi Selçukcuğum gidip bir barda kendimize iki tane sarışın iyi akşamlar bulalım. Bulalım Suatcığım. Ne o kızlar, siz yatıya kalıyor gibisiniz. Ne kalması canım, ben de hemen zıplıyorum zaten. Maalesef hiçbir yere zıplamıyorsunuz Mazhar Bey. Çünkü yeni işler geldi. Yapmayın. Sizlere yeni işlerinizde başarılar dilerken en güzel geceler... Müfit Bey, bu yeni gelen işler sizi de dişler. Yandık. Merak etmeyin arkadaşlar. Ben de bu akşam sizinle beraber çalışacağım. Ben öyle emekçileri çalışırken kendisi magazin dergilerinin feneri nerede söndürdüğü sayfalarına çıkmaya giden patronlardan değil. Allah Allah. Canım nerede kaldı bu çocuk? Sakın bizden başka birileri atik davranıp Mazhar Bey'i de büyü yaptırıp kendi kızlarına aşık etmiş olmasın? Ay sus bakayım sen. Anne ajansı bir arayalım istersen. Ah, dur ben ararım. Hayattan umut kesmeyin, gazetemizin kuponlarını kesin. Gazetemizin kuponlarını.
Kuponlarını kesin. İyi akşamlar, Generation Reklam Ajansı. Generation Reklam Ajansı diyen dillerine kurban olayım ben senin, minik kuşum. Ne haber anne? Evladım, biz şu anda senin evindeyiz. Senin nerede kaldığını merak ettik de. Mesaide kaldım. Yani mesaiye kaldım. İşte kaldım. Ama sen geleceksin diye en sevdiği yemekleri hazırladık. Hadi gel ye de afiyet bal şeker olsun. Anne gelemem. Yetiştirmemiz gereken iş var. Hatta bu gece burada sabaha kadar bile kalmam gerekebilir. Ya demek gelemiyorsun. Ama bak ben kendi ellerimle sana zeytinyağlı dolma bile yaptım. He yapma ya. Ama anne gelemem. Sonra gelir yerim. Yemekler kaçmıyor ya. Kaçıyor. Yani peki yavrucuğum sen bilirsin. Peki dedem sana belki o zaman gelir. Mahzar Bey merhaba. Mutlaka buraya gelmeniz lazım. Çünkü yaptığınız yemekleri yemeniz gerek. Çünkü her şey buna bağlı. Ne? Nasıl her şey buna bağlı? Abi sen ona bakma, işine bak. Hiç konuşmamış Farzet. Biz öyle yapıyoruz. Hadi hoşça kal. Güle güle, güle güle. Benim salak kardeşim. Bravo yani Reyhan. Sana gerçek derlerdi de inanmazdım. Biraz daha konuşsan yemeklerin büyülü olduğunu söyleyecektin abime. Yalan mı ama, yok mu? Ay, bana bak. Bana soracak olursanız bu işin bir an önce olabilmesi için yemekleri alıp ajansa götür. Bence de. Orada yedirmek en iyisi. Doğru. Müşteri sana gelmiyorsa sen müşterinin ayağına gideceksin. Gazeteniz Layla Yalom 19 kupona sirtaki tabakları veriyor. Artık özel günlerinizde sizin de neşeyle kıracak tabaklarınız var. Ve şimdi de hanımlar gazetenin Zennube sadece 9 kupona akşam yemeği takımı veriyor. Bu yemek takımıyla İtalyan yemekleri hariç her türlü yemeği yiyebileceksiniz. Zennube. Hadi çocuklar saat çok geç olmadan gidip yiyecek bir şeyler alalım. Yoksa her yer kapanacak. Doğru valla. Hadi Mehmet. Hadi gidiyoruz. Bir dakika şey alın. Şey Nescafe alın da bari uykunuz açılsın. Tamam. Nescafe içeriz. Zennube. Allah Allah, Menkı barında yok, Mahzar da yok. Nerede bunlar ya? Oo, mis gibi yemek kokuyor be. Oo, yaşadık. Midemiz bayram edecek. Hanımlar, gazeteniz Fırıldak sadece 39 kupona kereviz kapı veriyor. Artık kereviz tabağım yok diyemeyeceksiniz. Çünkü gazeteniz Fırıldak'la tam 12 kişilik kereviz tabağı takımınız olacak. Valide Sultan geldi. Valide Sultan'ım istekler gelin de geldi. Ya Reyhan'cığım şu susma hakkını arada sırada kullansan nasıl olur ha? Hoppala siz nereden çıktınız ya? Madem sen gelemiyorsun bari biz sana gelelim dedik. Hem de ne güzel yemekler getirdik. Ay şu kaplara bak. Hepsi önünde boş duruyor. Ah canım. Yazık sana yazık. Benim tamam, minik kuşuma tamam. Yazık. Hadi şunlardan yazık. Siz ister hadi Mahzar Bey hak yapın yoksa amcalara veririz. Hadi oğlum hadi. Biraz işini ara ver de karnını doyur. Bak acıkmışsın da. Al bak en sevdiğin sigara bileğini yaptım. Hadi. Ya yemem Allah Allah. Anne. Bazen senin oğlum muyum yoksa Emine Bedir'in oğlu muyum? Şaşırıyorum vallahi. Mahzar Bey mutluluğumuz için yiyin şu yemeklerden. Bak Reyhan bile sen karnını doyurunca mutlu olacakmış ya. Hem aşağıya oynaman derler. Hadi sen onlara bakma da ye bakayım şu mis kokulu böreklerden, dolmalardan diyelim hadi. At bakayım aslan hadi. Allah anne. Öf. Şimdi çok önemli bir işin üzerindeyim ya. Şu masanın üstüne bırakın sonra yerim. Ama evlatcığım bak senin en sevdiğin yemekler var burada. Tamam anne yemeyeceğim demiyorum sonra yiyeceğim. İlham geldi kaçırmayayım şimdi. Ama sonra yiyeceğinize söz veriyor musunuz? Size güvenebilir miyiz? Anneciğim sonra yerim şimdi gidin siz hadi gidin. Peki. Sonra yerim. Madem öyle. Mademi falan yok siz varken rahat çalışamıyorum ya hadi. O zaman Allah sana kolaylık versin. Sonra siz giderseniz kolaylık gelecek bana. Hadi ya, Allah zihin açık bırak. Ya tamam zihnin kapalı. Afiyet bal olsun evde. Olur siz giderseniz afiyet olur bal da olur. Sakın fikrinizi değiştirip geri dönün falan demeyin ha. Üş, oh be. Anne değil Japon yapıştırıcısı. Oh, Allah'a şükür doyduk. Allah Allah. Garip. Birden Reyhan geliverdi aklıma. Şaşılacak şey. Nasıl da birden onu göresim geldi. Allah Allah. Ay bir tuhaf oluyorum. Neredeydi bu kızın telefonu?
Evde yok. Allah Allah. Nerede acaba? Yoksa... Yoksa sevgilisiyle mi olmuştu? Bir sevgilisi mi var acaba? Allah Allah. Ne oluyor bana böyle birdenbire? Yoksa... Yoksa Reyhan'a aşık mı oluyor? Hanımlar, gazetenin su kabağı veriyor size karnıyarık tabağı. Su kabağı diye gazete ismi olur mu ya? Ne olur kabak kabak ne kabağı? Ben niye kabağı taktım ya? Gel. Evet, kurtlar gibi acıktım. Hemen şu sandviçleri yiyelim. Hayda. Bu yemekler de ne böyle? Kanka, ya yarım saatte bunları yapmayı nasıl başardın? Yok be oğlum, siz yokken annem geldi de sağ olsun yiyecek bir şeyler getirmişler. Ya tüh be, yani az önce gelselerdi biz de gitmezdik. Ah, ben de Menkıbe hanımefendiyi görürdüm. Nasıllar acaba, iyiler mi? İyi iyi, işte benim sevdiğim yemeklerden yapmışlar da boğazlarından geçmemiş, bana da getirmişler. Hadi Önder Bey, yiyelim. Pardon, pardon. Ne yapıyorsun oğlum, dikkat etsene. Bunları yapmak için dünyanın en kutsal şeyi, insan emeği harcanıyor. Bunları Menkıbe hanımefendinin yaptığını düşünürsen sakarlığının boyutluğunu kavrayabilirsin. Kusura bakmayın Önder Bey. Neyse tamam canım, tamam uzatmayalım, oldu bir kere. Ben evde yerim, evde var, ne işte aldığınız sandviçler de var. Oğlum bakma öyle salak salak, toplasana düşürdüğün şeyleri. Yani yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Benim kuşuma bir yemeği yediremedim. Yiyecektim, kendimize başarılı olma büyüsü mü yaptırsak acaba? Ama nasıl olsa yiyecektir. Moralimizi bozmayalım kızlar. Aa, anneye o nasıl söz öyle bakayım. Kızlar mızlar. Senin soyun ta 3. Mahmud'a uzanıyor. Kendine gel Firdevs Hanım. Ay ya haklısın anneciğim. Dağlar kızı Reyhan. Ah, siz burada mıydınız Gazanfer Bey? Reyhan Hanım nasılsınız? Merhaba. Ben mi? Bilmem. İyiyimdir herhalde Gazanfer amca. Aman şu amca lafını kaldıralım ortadan. Bana sadece Gazanfer diyebilirsin. Hatta Gazo bile diyebilirsin. Peki öyle derim. Gazo, Gazo. Çok komik. Seni gidi Gazo. Romanya'da 62 kişi, Hindistan'da 300 kişi ölmüş. Türkiye'de 200 kişi ölmüş. Bu milletin ben buradayken önceye mi tuttu nedir? Neredesin be gözüm abla? Bırakıp gidemiyorum da. O çatılar mı sadece bu büyülediler mi acaba? biliyor musun Reyhan? Bence evlenmek için aradaki yaş farkının hiç önemi yok. Aa tabii öyle. Benim annem ile babamın arasında da yaş farkı var ama gayet mutlular. Annem 45, babam da 46 yaşında. Reyhan, Reyhan. Evlenmenimle ne istersen yaparım, kulun kölen olurum. Bak dizlerine kapanıp yalvarıyorum, ne olur evlenmenimle, ne olur. Ay inanmıyorum. Gazanfer Bey amca, iyi misiniz? Ha, amca değil, Gazo, Gazo. Bak eğer benimle evlenirsen seni kraliçeler gibi yaşatırım. Yuventus'un hakkın şükür vermediklerinin hepsini ben sana veririm. Ay evlensem mi acaba? Hoppala. Manyakla manyak olma kızım. Gazanfer Bey senin deden yaşında. Hayır hayır, dedesi yaşında değilim ben. Belki ben 50 yaşında çocuk sahibi oldum. Aa, doğru tabii. O halde o 50 yaşında çocuk sahibi olduğuna göre, ben de 21 yaşında olduğuma göre... Ay tüh, hesaplayamıyorum. Neyse, okulda matematik derslerine beden hocası girerse olacağım buydu tabii. İyi salaklaşma Reyhan. Kafayı tırlatmış bir adama boşu boşuna ümit verme. Sen onunla evlenemezsin. Madem öyle, işte böyle. Görürsün şimdi siz, bakın neler olacak. Eğer ben evlenmeyi kabul etmezsen bir saksı gibi kendimi açacağım. Ay hanım gideceğiz bana da. Ay Reyhan bir şeyler yaptınız. Gazanfer Bey amca, yani Gazanç. Lütfen çıktınız zamanaya, geri döner misiniz? Madem sen öyle istiyorsun, inerim tabii. Dağlar kızı Reyhan, Reyhan, Reyhan. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. El alem utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur, usar yanı yanı başıma. Görsün millet, hayal gerçek yan yana. Ruhuna sağlık.